Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteninden merhabalar. Mızır seçmen sevgili Çetin Sader ile birlikteyiz. Mont Pelerin zirvesini değerlendireceğiz. Önce şunu soralım abi, çözüm olacak mı? Olacak. İlk defa ben inandım ki gerçekten bu dağa çözüm olacak. Çözüme en yakın olduğumuz noktadayız. Bence bu iş olacak ve biz anlaşacağız. Değiştir. Bu iş olmayacak, bu gidiş inan. İki tane toplumun liderini seçtik başımıza. Bunlar yemeğe içmeye gider. Alırlar alırlar çantaları, konyaklar, başka neyse yaptıkları ben de bilmiyorum artık. Bir gülme dalgasıdır gider nedir ve bunlar buluşur buluşur güler. Bir gülmeden bir şey, başka bir şey yaptıkları yok. O ona güler, bu buna güler. Sanki de şey değil, gülme yarışmasında. Çözecek sizi, çözecek, hiçbir şey yaptıkları yok ya. Daha beter zincir ipi gibi bağlandık birbirimize. Ne zaman çözeceksiniz bizi be? Anlayamadım gitti ben bu işi. Tamam, Anastasiadis'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani? Anastasiadis çok efendi bir adam gerçekten. Hmm. Ve bu anlaşma olacak. Ben eminim ki o anlaşmayla yatır ve anlaşmayla kakar. Başka çaresi yok onların da. Bu Kıbrıs'ı bir yapacak. Ben eminim onun için çok efendi değiştir. Bir adam. Bu Kıbrıs ikiye bölündü zannetsem bu gidişin hadi dörde bölünecek. Hiçbir şey olmayacak. Anastasiadis da gider bizim Cumhurbaşkanımızla. Yerler yerler, içerler içerler gelirler. Hiçbir şey olacağı yok. Koptu bu film. Herkes evine. Mustafa Akıncı. Mustafa Akıncı'yı ben 3 sene evvel gene söyledim. Amerika'ya bıraktı, kaçtıydı bizi. Geldi. Ne için geldi? Bizi anlaştırmak için geldi. Elinden geleni adam yaptı gerçekten. Halk olarak zaten ona karşı bir sempatimiz vardır. Onun suçu yoktur bu işlerde bence. Elinden geleni yapmıştır Sayın Akıncı. Değiştir. Sayın Akıncı, ben demedim miyim sen hiçbir şey yapmayacaksın. Dinlemen bizi, dinlemen bizi. Aman. Meram anlaman. Dön gel artık evine. Bak yollar delik deşik. Bak yollara bak delik deşik. Gel hükümetinle bir olun. İş meselemize bakalım. Dış meseleyi unut artık. Bu işten bir şey olmaz. Şahinler başımızda olduğu sürece bu işler olmaz. Biz bir daha biz palazık. Bizi yediler işte. Bitti göğün bitti. Ne zirvesiydi o? Pondeler. Pondeler mi dedik de çöktü. Montpelerin. Montpelerin de gitti. Ne pelerin kaldı melerin bu saatten sonra. Dön gel evine. İçimize 90 bin Rum gelmesine ilgili ne düşünüyor abi? Bu görüşülmüş Montpelerin'de. Çok güzel bir şey bu. Keşke 90 değil 190 bin gelse. Nedir bu? Artık şey mi kaldı? Rum-Türk kavgası mı kaldı? International olduk bunun içinde. Bence gelsin, çok güzel bir karar almışlar. Takdir ederim liderlerimizi. Değiştir. Ne 90 bin kişi be? 9 kişi bile geldiğinde burada fasarıya çıkar be. Bir de 90 bin kişi gelirse ne olacak bizim halimiz? Yiyecekler bizi bunun içinde. Kim aldı be bu kararı? Akıncı mı aldı? 90 bin kişiyi gelecek istediler, diye. İstediler, kabul etmedi daha. Kabul etmedi. Ne yapmaya kabul etmez ama. Bu Montpelerin zirvesi esnasında hükümetin tavrını nasıl değerlendirin abi? Bence çok üzülmüşlerdir. Bilhassa başbakanımız ve başbakan yardımcısı bence çok üzülmüştür bu konuya. Zaten duyumunu aldım ben biraz evvel. Gerçekten şok olmuşlar. Şoklarını yaşarmışlar. Çünkü dediğim gibi halk olarak gerek hükümetimiz inan, gerek halkımız inan bütünleştirdik biz bu anlaşmaya. Gerçekten olacağına inanırdık. Değiştir. Şimdi herkes şokta. Değiştir. Bunlar şeydi, söyle, karşıydı her zaman için. Bu işe onun için böylece Konyak Partisi var. Gizlinden yapmayın bu Konya'yı, hiç böyle söyleyin bize de halk olarak biz de gelelim, biz de içelim bir iki duble. Konyak Partisi'ne hoş geldiniz. Çözüm olacak mı abi? Olacak efendim. Gerçekten olacak. Yani bakma dedik öyleydi böyleydi espri yaparak ama gerçekten olacak. Çünkü olmak zorundadır. Gerek Kıbrıs Türk'ü olsun, gerekse Rum taraflarında arkadaşlar olsun, kalan arkadaşlar. Olmak zorunda. Bu işin çaresi yok. Değişti. Herkes mahalle. Bu iş bitti. Herkes mahalle. Kapıları da kapadın. Bu iş bitti artık. Herkes yoluna. Mahalle. Her şey tamamdır.